Motordan herkese selamlar arkadaşlar. İrfanoğlu Motordan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz VKS Zuri 50. Ne oldu? Video çekildi. Video mu çekildi? Evet. Konu ne? Motorun markası. Siktir! İrfanoğlu Motordan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz VKS Zuri 50. Arkadaşlar motorumuzun çalışmayla alakalı problemleri var. Motorumuz çok geç çalışıyor. Çalıştığı zaman ne oldu yönetmenim? Çalıştığı zaman düşüyor muyum? No. Yönetmenimizi gösterir misin? Arkadaşlar direkt tripodla döndür telefonu. 5L yönetmen tuttu. Tamam, konumuza dönelim. Adam harbi abi tam bir yönetmen. Vallahi billahi. Hocam iyi mi böyle hocam? Abi bir çay kahve nerede? Yapıyorlar yani. Yarım saatte yiyoruz. Yarım saatte çay kahve geldi. Arkadaşlar dediğim gibi motorumuzun çalışmayla alakalı bir problem var. Motorumuz çalışmıyor. Çalışacağı zaman çok aşırı derecede geç çalışıyor. Hemen ardından isyan ediyor. Şöyle göstereyim. Direkt kesiyor, direkt. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere motorun sıkıntısı bu. Bu arıza neyden kaynaklı yapar? Ya karbüratörümüzde problem var, ya manifold aracılıklarımızda problem var, ya da motorumuzun sivokları aşırı derecede sıkı. Bu üçünden biridir diye düşünüyorum. Bakalım hangisinden çıkacak? Belki farklı bir şeyden de çıkabilir. Yine şey olmasın. Motoru söktükten sonra neyden kaynaklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Sökme aşamasına geçelim. Arkadaşlar motorumuzun koltuğunu söktük. Ben önce bir kompresörüne bakayım dedim. Kompresörümüz boş arkadaşlar. Büyük bir ihtimal motorumuzun sivopları sıkıyor. Öncelikle motorumuzun sivop ayarlarına bakacağız. %99.99 motorumuzun sivopları aşırı derecede sıkıyor arkadaşlar. Motorumuzun çalışmayla alakalı sorunu büyük bir ihtimal ondan. Külütör kapağını sökelim arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzun külütör kapağını söktüm. Motorumuzu senteye getirdim. Emme sivobumuz aşırı derecede sıkıyor. 1 gram bile oynamıyor arkadaşlar. Sivop basık kalmış. Bakın görüyor musunuz? Aşırı derecede sert. Şimdi motorumuzun sivobunu gevşeteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan marşımıza basacağız. Egzoz sivobumuzun sesini duyuyorsunuz. Gayet normal. Ama emme sivobumuz oynamıyor bile. Şimdi ayarlayacağız. Ondan sonra tekrardan marşımıza basacağız arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar motorumuzun sivobunu ayarladım. Bakın. Bir saniye. Sesi duyuyor musunuz? Tam böyle olması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz lan? Baban şişiriyor. Patlamasın, dikkat et, fazla şişirme. Şimdi arkadaşlar motorumuzun külbütör kapağını takalım. Ondan sonra bir marşımıza basalım bakalım nasıl çalışacak. Motorumuzun külbütör kapağını da taktık arkadaşlar. Şimdi huzurlarınıza marşımıza basıyoruz. Var mı isobet mi? Hayır. Yok. Uf.
Ek olarak arkadaşlar motorumuz giderken aşırı derecede bir titreme var. Ek olarak bir de zıplıyor motor. Onun için de bir debriyaj bakımı yapacağız. Bir debriyaj aktarımı sökelim bakalım. Arkadaşlar debriyajımızı söktük. Şöyle kayışımızın durumu idare eder. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Biraz daha gider yani. Sonuçta bando. Ek olarak ön varyatörde de herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir temizliğini yapacağız. Ondan sonra tekrardan motorumuza tur atmaya çıkacağız. Debriyaj aksamını da topladık arkadaşlar. Şimdi çıkalım bir tur atalım. Şöyle bakalım yolda kesinti falan yapacak mı? Duralım. Var mı suvetine? Yok. Bir daha duralım. İsobetine yok arkadaşlar. Aha, isobet. Neyle oldu acaba? Ya, buradan kayıplı olabilir. Bakın şu an basmıyor. Şöyle oynatalım bir daha. Gördünüz mü? Ayak müşünde de problem var. Şu an basmıyor. Bastı. Pardon abi. Neyse onu da düz bağlayalım. Bunu da böylece tespit etmiş olduk. İşaret etmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Tabancayla vidamızı sıktık. Ayakkabımızın vidası gevşemişti. Ondan dolayı isobet ediyordu. Ayak müşürü hariç arkadaşlar bir sıkıntıyla daha karşı karşıya kaldık. Tekrardan basıyorum. Motorumuzun tesisatıyla alakalı problem var. Bakalım o neden kaynaklanıyormuş. Far granajını söktük. Fakat burada bu bölümde bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi sinyal granajımızı da sökeceğiz. Ulan arkadaş ne sıkıntıyla geldi, ne sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ya. Vallahi sabahtan beri bununla uğraşıyorum, bir türlü bulamamıştım. Ama artık buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çalıştırıyorum. Motorumuz sıkıntısı, motor çalışmıyordu sibop ayarından dolayı. Sürekli istop ediyordu. Ek olarak ayak müşürü zaten sıkıntılıydı. Ayaklığı kapattıktan sonra marş basmıyordu. Yolda gördünüz zaten. Onu da yaptık. Şimdi bir de gidonu sola çevirince ateşime kesiyordu. Bunu da tesisatı komple yardım arkadaşlar bu şekilde. Onu da tek tek baka baka buldum. Bunun yüzünden. Nasıl biliyor musunuz mu? Gidonu çevirdiğim zaman şöyle şasiye bir yere çarpıyor arkadaşlar. Bakın çarpıtayım bir kere. Netleştirsin kamera. Netçe görün. Böyle geliyor şasiye çarpıyor. Sonra istop ediyor. Ondan sonra marşla basıyor basıyor çalışmıyor. Şöyle bak. Uzaklaştırayım. Tekerle tutacağım. Tekerle de marşa basacağım. Çırak dur. Çırak dur oğlum. Bakın şimdi. Neyse bunu. Ben tripoda koyayım telefonu ya. Oğlum git. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu an motor çalışıyor. Güzel bir problem yok. Değdirdim. İsobetti. Bir daha marşa basıyorum. Çalışıyor.
değdirince gidiyor. Böyle sağa sola böyle gidon dönüp durduğu zaman da şase yaptığı için basıp basıp çalışmıyordu. Yani böyle yapıyordu. Sohbetle. Evet arkadaşlar, elektrik tesisatımızdaki kopuğu da bulduk. Şimdi buraya güzelce ne bantlayacağız, şey keseceğiz. Bir köprü yapacağız çünkü onun telleri melleri koptu. Bakın. Ondan sonra güzelce tesisatımızı toplayacağız. İşleme geçelim. Çırak. Saatimizi güzelcine bu şekilde topladık arkadaşlar. Şimdi sinyal granajımızı falan takıp tekrardan bir teste çıkacağız. Bakalım. Teste çıkalım arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Muhammed Usta. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere motorumuz artık stop etmiyor. Son konuşmamızı yapalım. Geçelim dükkana. Hayır, bu patı var yani. Ne kadar bu patı adam varsa ona bağlı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere motorumuzun arızalarını tespit ettik ve yaptık. Motorumuz öncelikle çalışmıyordu. Sivop ayarları aşırı derecede sıkıydı. Bunu sizler de gördünüz. Sivop ayarları yaptıktan sonra motorumuz tek marşta çalıştı. Motorumuzu test etmeye giderken ayak müşürünün sıkıntı yaptığını gördük. Ayakını kapattıktan sonra motorumuz marş basmıyordu. Onun vidası gevşemişti. Onu da sıktık. Ek olarak son rütüşleri yapıp müşterimize motoru teslim edecektik. Sola çevirdiğimiz zaman motorun elektriğini kestiğine şahit olduk. Motorun tarafı komple söktük. Tesisatımızı teker teker elimizden geçirdik. Bu işlem bayağı uzun sürdü. Videoda göstermedim. En sonunda buldum arkadaşlar. Onu da yaptık. Ek olarak motorumuzun herhangi bir sıkıntısı, bir problemi kalmadı. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.